Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bir süredir böyle çok yoğun videolar çekmemiştik. Ama çok yoğun soru geldi bu konuda. Hocam ön başvuru formu onaylandı ama çıktısını almayı unuttum. Sonradan Milli Eğitim'den alabilir miyim veya almazsam şu anda sorun olur mu? Ben şu anda mülakata giremeyecek miyim hocam? Diye pek çok soru geldi arkadaşlarımızdan. Şimdi arkadaşlar sonuçta şunu düşünün. Yani tabii ki birincisi kılavuzda yazıyor. Mutlaka çıktısını alın. Biz de zaten birkaç video yapmıştık Evet. bu konuda ve mutlaka çıktısını almayı unutmayın diye söylemiştik defalarca. Yine de unutan arkadaşlarımız olmuş. Olabilir insanlık hali. Şimdi arkadaşlar sonuçta yeterli puanı almışsınız ve her şey sistemden oluyor şu anda. Dolayısıyla hani kılavuzda ama bakın yani net bir şekilde yazılmış. Bu bir sorun tabii ki. Ama dediğim gibi yani her şey sistemde var zaten. Gerekli puanı da almışsınız. Hani bundan dolayı atamanızın iptal edilmesi gibi bir şeyin söz konusu olacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hani çıktı almadın diye mülakata girememek, çıktı almadın diye atamanın iptal olması tarzı şeylerin olacağını hani bana çok böyle ihtimal dışı geliyor yani. Peki ne yapabilirim hocam ben bu konuda? Yani mesela bazı arkadaşlarımızla konuştum ben bunu hani sorun yaşayanlardan. Mesela dediler ki işte hocam ilçe milli eğitime gittim çıktısını oradan aldım diyen arkadaşlarımız oldu. Bir iki kişi gördüm böyle yapan. Dolayısıyla siz de unutmuşsanız eğer ilçe milli eğitimde bunlar saklıdır. Dolayısıyla ilçe milli eğitimden gidip alanlar olmuş siz de alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda hani ilçememde hani belgeleriniz saklanıyor. Dolayısıyla hani bunlar da onaylanmıştı ya zaten. Ekran kapansa da sonuçta bu bilgiler orada var. Hepsini silip atmadılar yani. Bunları alıp onları da ilmeme aktarırlar. İşte gerekli yerlere aktarırlar arkadaşlar. Dolayısıyla hani ilçememde bunun hali hazırda bulunuyor olduğunu düşünüyorum. Alan arkadaşlarımız olmuş. Hocam çıktı ileriki dönemde lazım olacak mı? Yani kılavuzda hani evet, ileride yanınızda olsun. ileride işe başlarken veya işte hani istendiği zaman getirilmesi söylenmiş. Dolayısıyla hani lazım olabilir. O yüzden hani ilçe milli eğitime gidip almanız iyi olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi zaten sistemde mevcuttur şu anda. Hani gidip temin edilebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani hani bu puanı sonuçta siz almışsınız, hak etmişsiniz. Mülakata gireceksiniz bunun arkasından. Zaten mülakata hani şu andan sonraki aşama nedir şu anda? Mülakat yerleriniz belli olacak. Mülakat okullarınız belli olacak ve ilan edilecek. Hani şu aşamada zaten götüreceğiniz bir yer yok yani. Hani ilan edilecek ve gidip mülakata gireceksiniz. Muhtemelen bu hani işe başlama aşamasında istenecek bir şeydir. Geçen yıllarda da çünkü unutan arkadaşlarımız olmuştu. Hani onda da gene isteniyor. Hani istenen belgelerden bir tanesiydi bu. Ama yine bir sıkıntı olmadı yani bu anlamda. Yani çok büyük bir sıkıntı olmadı. Hani işte işe başlayamazsınız denmedi yani çıktınız olmadığı için. Bu tarzda başka sorulardan okumak istiyorum de. Hocam çıktı almayı unuttum ama içim yiyor. Bu benim mülakata girmemi engeller mi? Yani dediğim gibi şu aşamada sizden bu belgeyi getirin. Hadi bakalım şuraya denen bir şey yok. Zaten hatırlarsanız ne diyor size? Onay için işte milli eğitime veya notere veya herhangi bir yere gitmenize gerek yok diyor. Sistem üzerinden onay veriliyor. Dolayısıyla şu anda süreçte hangi aşamadasınız? Mülakat yerleriniz belli olacak ve gidip mülakata gireceksiniz. Dolayısıyla sizi engelleyecek bir durum söz konusu değil arkadaşlar şu yani anda. Yani bu durumda zaten çok içi yiyorsa ki benim de yerdi böyle bir durumda. Evet, ben de ilçe milli eğitime gider direkt o kağıdı alıp rahatlardım. Aynen yani katılıyorum yani bence de hani kendi kendinize üzmenize gerek yok arkadaşlar. Yani aylarca sürecek bir süreç sonuçta bu. Aylar boyunca bu içi içini yeme sürecini devam ettirmeye gerek yok yani evet. Bence de. Gidip halletmek daha iyi bir yol yani. Başvuruyu yaptıktan sonra çıktıyı aldım ama kaybettim hocam. Nereden alabilirim? Dediğimiz gibi arkadaşlar. Onaylandı ama çıktı almadım hocam. Zaten hani dediğimiz gibi onaylandıktan sonra bu hani hocam işte çok tereddütteyim, şu belge olur mu, şunu yükledim bu olur mu tarzı şeyler de çok sormuştunuz. Onaylandıktan sonra böyle şeylerin hani çok sorun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten ilçe milli eğitim bunu onaylamadan önce hepsini ne yapıyor? Gözden geçiriyor. Ondan sonra onaylıyor. Yani yoksa tamam Ahmet başvuru yapmış tak diye onaylamıyor hemen. Bir inceliyor yani hepsini. Hatta kare kod okunamadığı için başvurusu onaylanmayan arkadaşımız bile olmuş, bana da yazmıştı. Yani net olmazsa fotoğraf onda bile reddedebiliyorlar.
Hocam çıktıyı almadım, ilçe milli eğitim verir mi? Veren arkadaşlarımız olduğunu söylemişler. Çıktı almadım problem olur mu? Çıktı almadım unuttum kaybettim. Yani arkadaşlar bu problemi sadece siz yaşamadınız. Yaşayan çok sayıda arkadaşımız var. Bana da çok yazan oldu. Yani bu süreçte böyle her gün bayağı yazan oldu. O yüzden hani bununla alakalı bir şeyler anlatalım istedik. Bu şekilde arkadaşlar. Bizim dönemimizde de bunlar oldu. Geçen yıllarda da unutanlar oldu. Hani bunu çok sıkıntı etmeyin yani. Hani gerekli puanı aldınız ve hani o süreci çalışarak atlattınız zaten. Bunun keyfini çıkartın şu anda. Böyle küçük problemlere de hani dert etmek yerine çözüme yönelik hareket etmek sizin için daha iyi olur. Yani bu anın mutluluğu yaşamak açısından. Yoksa son ana kadar hep bunun tedirginliği içinde olacaksınız. Hani gerek yok yani. Gerek var mı? Yok yani. O yüzden hani gidip şu anda zaten başka bir işimiz yok. Mülakatlara daha 1-1,5 ay vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha çok zamanınız var. Dolayısıyla hani bunu şimdi halletmek güzel olacaktır. Evet. Teşekkürler evet. Arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. İknur Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Yani bir an önce kendinizi rahatlatın arkadaşlar. Gidin alın ilçe milli eğitimden falan. Sonrasında da rahat rahat bekleyin bakalım. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.